Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Ozan. Bu dersimizde Golang ile yani Go programlama diliyle temel seviyede veri tabanı işlemlerinin nasıl yapıldığını inceleyeceğiz. Bunun için seçtiğim veri tabanı yönetim sistemi MySQL. Bunu doğrudan destekleyen driverları var Golang'in. Aynı zamanda isterseniz SQLite, Oracle, SQL Server ya da PostgreSQL vesaire bunların driverları üzerinden de driverlarıyla da birçok farklı veri tabanında uygulama geliştirebilirsiniz. En yaygın olarak veri tabanı en yaygın kullanılan veri tabanı MySQL olduğu için şimdi bunu tercih ettim. Öncelikle bu uygulama için kullanacağım SQL driver'ı GoSQL driver MySQL GitHub üzerinden linkini şu şekilde inceleyebilirsiniz. Bakın go-sql-driver/mysql şeklinde. Burada gerekli açıklamaları var. İsterseniz buradan kendiniz de temel seviyede inceleyebilirsiniz. Nasıl olduğunu vesaire. Teknik, teorik. Biz bunu uygulamamızda kendimiz farklı farklı işlemler yaparak biraz test edeceğiz. Kurcalayacağız diyebilirim. MySQL'imi de şu şekilde göstereyim. MySQL Workbench içerisinde bir tane DemoDB veri tabanım var. Bunun içerisinde Users tablom var. Bu örnekte kullanacağım tablo bu. Users tablosunun içerisinde de sütunlar şu şekilde. ID, username, email, password, first name, last name, birth date ve is active. Bu bilgileri MySQL içerisinde kendiniz oluşturabilirsiniz ya da birazdan yapacağım Go uygulaması içerisinde bunun script'ini de vereceğim. Siz kendiniz bunu doğrudan script üzerinden de database'in içerisindeki user tablosunu generate edebilirsiniz. Şimdi ortama geçeceğim. Öncelikle şu şekilde en temel haliyle boş bir atom editörü sayfasını açtık. Burada en temel package'ımı tanımlıyorum. Package main şeklinde. Importlarımı oluşturuyorum. Import içerisinde ben database işlemleri yapacağım için database SQL paketini seçtim. Sonrasında log dedim. Log'u da oluşturdum. Çünkü log'lara yazmak gibi işlemler yapabileceğiz. Ayrıyeten bir de ben bu driver'ı az önce gösterdim GoSQL MySQL driver'ını buraya aynı şekilde import ediyorum. Bunu doğrudan çalıştırırken şöyle yapmanız gerekiyor. Bunu lokal projenize de indirip kurmanız gerekiyor. Bunun içinde de go-get komutunu kullanabilirsiniz. Burada şu şekilde go get dediğinizde bunu kuracaktır kendisi. Ben zaten daha önce yapmıştım bu işlemi. Siz de bunu yapabilirsiniz. Sonrasında sorunsuz zaten proje kendisi görecektir bunu. Daha sonra ekleyeceğim bir de STR conversion işlemleri için eklenecek bir paket var. Onu şimdilik eklemiyorum. Zaten kendisi de otomatik ekleyebiliyor. Burada func main diyerek main fonksiyonumu yazdım. Main fonksiyonumun içerisinde en temel olarak yapmak istediğim şey şu connection işlemlerinin nasıl yapıldığını bir görmek. Bunun için aslında çok basit en temel haliyle göstereyim. SQL nokta dediğimizde IntelliSense özelliğiyle bana içeriğini gösteriyor bunun. Şurada open var. Bakın driver name string istiyor ve data source name'i istiyor. Yani veri tabanının aslında connection, erişilebilirlik bilgisi, erişim bilgisi. Ben burada MySQL kullanacağım için onu yazdım. Data source name kısmına da benim veri tabanımın bilgilerini yazıyorum. Kullanıcı adı, şifre, çok gelişmiş bir şifrem var. Ve veri tabanımın adı. Bu da daha önceden gösterdiğim DemoDB. En temel olarak connection string işlemleri ve
bağlantı açma işlemi bu şekilde yapılıyor. Connection string ve bu da bağlantımız. Bu bağlantı açıldığı zaman öncelikle bana iki tane değer dönebilir. Birincisi bağlantısı açık bir connection. Bunu DB'ye aldım. İkincisi de eğer hata dönerse bunu karşılayacağım. Error değişkeni. Ve sonrasında dedim ki eğer nil değilse hata vardır. O zaman panikle. Ve error'in içerisindeki error metodunu çağır. Sonrasında istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Gerek işte ping atılabilir. Burada ping atarak bağlantının açık olup olmadığını test edebilirsiniz. Ya da farklı insert, update, delay, select vesaire gibi işlemleri yapıp sonrasında da bağlantınızı kapatabilirsiniz. Bağlantı kapatmayı şu şekilde özetleyebilirim. Öncelikle şurada SQL kodları olduğunu varsayalım. Siz uzun uzun yazdınız. Bütün işlemlerinizi yaptınız. Sonrasında da bağlantıyı kapatacaksınız. Bağlantıyı kapatmak için db.database üzerinden bakın gene metotların falan görünüyor. Örneğin burada begin var. Bunları da anlatayım ufaktan. db.begin bu transaction yönetimiyle ilgili transaction'ı başlatmayı sağlayan bir metot. Bu bizim şu an kullanacağımız bağlantıyı kapatmayı sağlayan şey close metodu. Ping az önce söyledim. Exec bir SQL sorgusunu çalıştırmak için kullandığımız ve işte result'ını da dönen bir execute metodu diyebilirim. Prepare bunu da kullanacağız. Gene SQL çalıştırmak için ama statement şeklinde bir SQL cümleciği oluşturarak bunu projenin tamamında kullanabileceğiniz bir metot aslında. Zamanı gelince anlatacağım. Query de gene sorgu oluşturmayı sağlıyor. Bununla ilgili de örnekler yapacağız. Query row'u da yapacağız. Single row işlemlerde kullanılıyor. Yani tek satır döndürmek istediğinizde bunu kullanabilirsiniz. Set connection max lifetime. Bu da connection'ın süresini belirliyor diyebilirim. Max idle connection. İşte bu meşgul olan connection'ların sayısını belirleyebileceğiniz bir aslında setter yani ayar parametresi diyelim, setting parametresi. Set maximum, set max open connection'da aslında connection pool ile ilgili bağlantı havuzu ile alakalı bir ayar diyebilirim. Sizin maksimum kaç tane açık connection'ın olmasını izin verdiğinizle alakalı bir durum. Bu aslında iki taraflı bir şey. Birincisi veri tabanı tarafıyla alakalı ki zaten bağlantı havuzu kısıtlaması ya da sınırlandırması yönetimi veri tabanı tarafında yapılır. Diğer ister SQL Server olsun ister Oracle fark etmiyor. Hepsinde bir bağlantı yönetimi vardır. Bu da işte bağlantı havuzuyla yönetilir. Burada da siz uygulama tarafınızda bunu aslında yönetebiliyorsunuz. Çünkü eğer bir veri tabanının bağlantı havuzu dolduysa, açık bağlantı havuzu ve siz yeni bir istek yapıyorsanız, yeni bir bağlantı açarak istek yapıyorsanız size izin vermeyecektir, sizi bekletecektir. Çünkü içerideki açık connection'ların en azından birinin kapatılıp sonrasında size sıranın gelmesi gerekiyor. Bu nedenle bu ayarı da yapabiliyorsunuz. Stats gene işte database'in durumunu vesaire. Şimdi ben close'u çağırdım. Close'da veri tabanını bağlantısını kapatma işlemiydi. Bunu burada çağırdıktan sonra diğer işlemler yapmak doğru değil. Çünkü bağlantı kapandıktan sonra bu işlemi yapamazsınız. Ama belki şu an hatırlamıyorum. Daha önceki videolarda anlatmış olabilirim büyük ihtimal. Defer diye bir benim şu an kullanacağım bir özellik var. Bu Go programlama dili içerisinde. Defer'de script bloğu yani bulunduğu blok bitene kadar yapılan işlemleri bekler ve bittikten sonra işte return varsa return'dan sonra ya da blok tamamlandıktan sonra defer
çalışmaya başlar. Yani burada yazmanız aslında burada çalışacağı anlamına gelmiyor şu an için defer. Ama defersiz yazarsanız tabii ki burada çalışır. Şimdi bunu da sağladıktan sonra yani işlemleri bağlantıyı aç. Hata varsa bunu yönet ufaktan. Tabii bunu uygulamanızda yapmazsınız. Panik falan atmazsınız. Bunun için error handling mekanizmasını kullanmanız gerekiyor. Biraz daha gelişmiş bir hata yönetimi yapısı kurmanız lazım. Bu test olarak burada dursun. Sonrasında işin bittiğinde bağlantıyı kapat dedik. Şu an işimize geçebiliriz. Benim veri tabanında kullanacağım SQL cümleciyi şu şekilde. Bunu da size göstereyim. Az önce gösterdiğim veri tabanı tablosunun SQL sorguları. Buradan inceleyebilirsiniz. Bunu birazdan tek bir satır olarak ekleyeceğim için oradan görmeniz, algılamanız zor olur. O yüzden buradan veriyorum. Sonrasında ben buradaki kodu tek satır haline getirmiştim. Onu yazıyorum. Tek satır halinde şu şekilde create statement şeklinde bir değişkene atadım. Yalnız dikkat ederseniz burada create table kısmı yok. Çünkü bunu birazdan farklı bir sorgu içerisinde yazacağım ve onunla bunu birleştireceğim. Sonrasında şimdi ilk komutumuz, ilk daha doğrusu sorgumuz exec olacak. db nokta bakın exec var burada. Query kısmında biz string'imizi vereceğiz. Ve diyeceğiz ki create table if not exist. Yani yukarıdakiyle de birleştireyim. Create statement. Şurayı da siliyorum. Parametrem yok ekstra. Yani veri tabanında, MySQL veri tabanında eğer users diye bir tablo yoksa kontrol edecek. Yoksa oluşturacak. Varsa ellemeyecek buna. Hani veri tabanındaki tablo şu an mevcutsa bu sorgu create sorgusu çalışmaz kısacası. Şunu da tekrar hatırlatayım. Alt çizgi olayını belki ilk kez izleyenler varsa. Alt çizgi olayı da şu. Normalde yukarıda hatırlarsanız bakın db yazdık burada aslında. Ama burada bir değişken yazarsanız ve sonrasında da bunu kullanmazsanız Go programlama dili hata verecektir derleme sırasında. Çünkü bir değişkeni tanımladıysanız onu kullanmanızı zorunlu olarak istiyor Go programlama dili, Go derleyicisi. O yüzden eğer burada bir işlem yapacaksanız mesela şu sorguyu çalıştır. Ben bunun sonucunda bir sonuç almak istemiyorum belki. Mesela şu an böyle bir sonuç almak istemiyorum. Sadece işini yapsın. Bana bir şey dönmesin. Sadece hata olursa bir şey hatayı dönsün yeterli diyorum. O zaman şuraya bir değişken yazmanız doğru değil. Yazarsanız dediğim gibi kullanmayacağınız için hata verecektir. Onun yerine diyor ki alt çizgi koy. Ben anladım seni diyor. Sıkıntı yok diyor yani. Buradan devam edebiliriz. Şimdi aynı şekilde hata yönetimini tekrar yapacağız. Burada da eğer hata nil değilse log kısmında yukarıdaki log paketini kullanarak bunu yaz. Şunu sık sık kullanacağız. Artık copy paste yaparak ilerleyebiliriz. Yani Go'da en çok kullanacağınız komut yapısından biri belki de. Temel kısmı oluşturduk. Bakıyorum şöyle. Bunu çalıştır. Bununla birleştirdik. Şimdi de bunun oluştuğunu varsayarak bir tane de veri ekleme işlemi yapalım. Veri ekleme işlemi. Burada da şu oluşturduğumuz tabloya yeni bir kullanıcı ekleyeceğiz. Bunun için response anlamında geriye dönecek değer ve hatayı yap, yönet. Exec'le de ben şu sorguyu çalıştıracağım. Nedir bu sorgu? Insert into
users, yukarıda oluşturduğumu varsaydım tablo, username, email, password, first name, last name, birth date ve is active'i de standart olarak ben bir verinin aktif olup olmadığını yönetmek için kullanıyorum. Hani filtrelemelerde vesaire onun filtrelenip filtrelenmeyeceğini belirtiyoruz. Şimdi bunu yaptık. Ama bir de verisini gireceğim. Tek bir statement içerisinde bunu yazmak istiyorum. Tek bir SQL cümlecinde. Values dedim. Şöyle 2, 4, 6, 7 verim var. 3, 4, 5, 6. Şu isActive'in bilgisi. Deneme 1. Deneme dene.com. Aynı şekilde şuralarda isim olsun. 2017 doğum tarihimiz buymuş. Bir fazlalık mı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, her şifremizi unutmuşuz. Şöyle bir kaydırma olmuş. Kullanıcıdan sonra 1, 2, 3, 4, 5 şöyle yazalım. Fazlalığı da atıyorum. Bunlara dikkat etmezseniz tabii ki hata verecek. Konsol üzerinden hatayı gösterecektir. Eşleşme sağlanamadı diye. Şuradaki hata kontrolümüzü tekrar bir yapalım. Sonra diyorum ki tamam, ben bu insert'i yaptım. Bana response geldi yukarıdaki res ile. Bu res üzerinden nelere erişebilirim mesela? Birincisi, iki tane aslında temel olarak kullanabileceğiniz şey var. Birincisi, standart olarak diğer programlama teknolojilerinde de kullandığınız gibi etkilenen kayıt sayısını bulma. Affected olayı. Kaç tane kayıt etkilendi? Mesela 5 tane kayıt sildiniz. Bunu size 5 olarak dönecektir. Ya da insert yaptığınızda tek bir kayıt eklediyseniz bunu size 1 olarak dönecektir gibi. Bunu alabilirsiniz. Ya da diğeri nedir onu da göstereceğim şimdi. Row count. Ben burada res üzerinden, bakın, rows affected metodunu kullanırsam kaç tane kayıt etkilendiğini bana dönecek. Last insert ID dersem de en son eklediğim kaydın bana ID'sini dönecek. Bu da çok sık karşılaşılan bir istek aslında. Böyle bir kolaylık, kolay bir metot olması da çok iyi olmuş. İkisi de ciddi anlamda iş görecek metotlardan birisi. Ben affected'ı alacağım. Res kaç kayıt etkilendiyse. Tekrar bir hata yönetimi. Sonra diyeceğim ki log print printf. Printf'te de inserted kayıt, şöyle bir format yazıyorum ve kaç kayıt etkilendiğini raw count üzerinden alıp şunların arasına yazacağım. Inserted işte bir one row şeklinde yazmasını bekliyoruz.